Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Macaristan'la başlangıç rehberini inceledik. İsterseniz videoya geçelim. Evet arkadaşlar, her zamanki gibi oyuna başlar başlamaz bir diyet alıyorsunuz. En uygunu hangisiyse onu seçin. Daha sonra sizlent yaparak kremlerinizi artırıyorsunuz. Nobility'den vermenizi istediğim şey bir tane Increase Levis verin. %40 manpower arttıracak. Bu önemli çünkü şu an oyun başladıktan hemen sonra bütün Balkanları almaya çalışacağız. Bir tane Monopoly vermeniz yeterli. Bunu istiyorsanız vermeyin bile. Ama vereceksiniz sadece bir tane verin. İki tane slota daha ihtiyacımız var. Bunu unutmayın. Burgerstar'dan vermeniz istediğim şey bir tane prestij olan Patrons of the Art. Bir de Exclusive Trade Rights. Bunun da sebebi arkadaşlar burada size Mercantilism verecek. Hatta şu an peş ticaretinde bakın %60 bizim elimizde. Şöyle Valakya'yı da alınca yani baya bir neredeyse hepsi hatta bizim olacak ve Kroşya yani bizim vasalımız. O yüzden bunu da aldım. Clergy'ye vermenizi istediğim şey işte Enfortunity of Fate. Bunun sebebini az sonra söyleyeceğim. Monopolyon Wool ve Monopolyon Wine. Dediğim gibi bu monopolleri diyersiniz yoksa zaten veremiyorsunuz ve vermeyin hiç önemli değil. Şimdi arkadaşlar bazı ülkeler şu an Macaristan'da gördüğünüz gibi böyle %39,9 Crownland ile başlıyor. Genelde ülkeler %29 ile başlar. Bu ülke %34 ile başlıyordu. Biz bir Sizzlent yaptığımız için %39 oldu. Şimdi bunu 40 yapmak için bir tane toprağımıza Development basacağız. Şöyle arkadaşlar başkentinize bir tane Production basın. Bastıktan sonra göreceksiniz %40 oldu. %40 olduğu zaman da şuradan bir military power alabilirsiniz. Bu ülkede çok fazla şey yapmanızı tavsiye etmiyorum. İşte admin verin, işte diplo point verin. Yapabilirsiniz bu arada. Ben sadece tavsiye etmiyorum. Şöyle az önceki privilege'den de belki anlamışsınızdır. Burada yapacağım şey Ortodoks dinine dönüşmek. Yani bu benim tavsiyemdir. Eğer işte HR'i başkanı olmak istiyorsanız veya Katoliklerle aranızı tutmak istiyorsanız yapmasanız da olur. Sadece benim tavsiyem. Şöyle eğer missionary yolladıysanız ve olmak istiyorsanız missionary maintenance'ı sıfıra çekin. Bu şekilde kesinlikle orada isyan çıkacaktır. Advisor olarak önerim disiplin ve moral her zamanki gibi varsa alın yoksa ne uygunsa onu alın. Burada trade efficiency varsa alabilirsiniz. Admin olarak da missionary strength de alabilirsiniz, prestige de alabilirsiniz. Şu an ben prestij alacağım çünkü ucuz olan o. Arkadaşlar rivallarınız hep klasik olur. Osmanlı'yı kesinlikle alın. Litvanya'yı da kesinlikle alın. Üçüncüyü ya Polonya'ya rival alın ya dost alın. Şu an bizi rival aldığı için rival alacağım. Hemen sebebine bahsetmek için şöyle missionlarına tıklayacağım Macaristan'ın. Şimdi arkadaşlar ilk mission'ı gördüğünüz gibi size şunu söylüyor. Ya Polonya ile ilişkiniz 190 olsun ya da Polonya'yı rival alın ve ondan daha fazla orduya sahip olun. Şimdi bizimle dost olmadıkları için biz ikinci seçeneği yaptık. Rival aldık ve şimdi onlardan daha fazla ordu basacağız. Bu bize ne verecek diye sorarsanız şu bütün Eflak'ta ve Moldova'da bize claim verecek. Valakya'yı aldığınız zaman da size işte Serbia, Rusya'da yani bütün Sırbistan'da claim verecek. Daha sonra Kontrol Serbia'yı yaptığınız zaman size Kroatya, Dalmaşya, Bosnia yani şurada claim verecek. Anatolian Threat. Burada da 3 tane Osmanlı'ya sınırda olan kaleye sahip olmanızı istiyor. Burada Hungary in Succession bunu az sonra anlatacağım. Bunu geçtikten sonra size vereceği bir sürü claim varmış şu bölgede. Ya aslında çok güzel bir mission tree. Bunu tek tek inceleyebilirsiniz. Benim bu mission tree'den size söyleyeceğim sadece şu mission tree'yi takip etmeniz önemli. Çünkü burada Bohemia'yı aldığınız zaman tahtını bakın göreceksiniz. Bohemia'yı aldığınız zaman Members in the Empire yani bir event gelecek. Sizi imparatorluğa sokma eventi. Daha sonra onu da aldıktan sonra Avusturya'ya yani o yüce Habsburglara Casus Belli alacaksınız. Bu Casus Belli'yi de Restoration of Union. Bu ne demek? PU'ya düşürme. Yani Avusturya'yı PU'ya düşüreceksiniz ki bu yapabileceğiniz en güzel görevlerden bir tanesi. Bu arada Avusturya'yı aldıktan sonra da size verdiği oyun sonuna kadar bir bonuslar. Legitimacy 0,50 ve Diplomatic Annexation Cost %10. Tabi oyun sonu olması çok önemli. Şimdi biraz Macaristan'ın idealarından bahsetmek istiyorum. Şöyle oyunun başında %20 Cav Compatibility ve Recovery Army Morale Speed %5 var. Burada sadece Cav Compatibility çok önemli. Çünkü oyunun başında tekrar tekrar söylüyorum. Atlar sandığınızdan çok daha önemli. O yüzden %20 çok fark yaratacak. İlk verdiği National Unrest -1. Bu bölgede isyan çıkıyor. O yüzden -1 gerçekten iyi. Martial Manpower Modifier sizin ordu sayınızı arttıracak.
Çünkü tekrar tekrar söylüyorum, 1.30'da önemli olan asker sayınız kalitesinden ziyade %5 disiplin. Zaten bu artık olmazsa olmaz burada Avrupa'da ayakta durabilmek için. National Tax bu oyunun başında işinize yarar. Daha sonra çok yarayacağını düşünmüyorum. Production Efficiency her zaman işinize yarar. Domestic Trade Power işinize tabii ki de yarayacak. Çünkü buradan Venedik'e ilerlemeyi planlıyoruz biz. Yani tabii siz oyununuzda farklı bir plan çizebilirsiniz ama Venedik İmparatorluk'ta olmadığı için burayı almak çok daha kolay. Şöyle Create the Estate General. Bu son mission. Bunu yaptığınız zaman sizin heretic ve heathen, yani kafir ve sizin dininizden olmayan veya farklı mezheplere inananlar hiçbir şekilde penaltı almayacak. Sizin dininizdenmiş gibi olacak. O yüzden bu harika. Çünkü burada bir sürü protestan, bir sürü katolik ve büyüdüğümüz bölge Ortodoks ki biz de ülkeye Ortodoks yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bu önemli. Bütün aidatlarınızı bitirdiğinizde de size ambition olarak şunu veriyor. Leader without upkeep. Yani lider sınırınız var. O sınırı artı bir arttırıyor size. Macaristan'ın biraz durumundan da bahsedeyim 1444 yılında. Arkadaşlar bildiğiniz gibi 1444 yılı şuradaki Varna Savaşı'ndan sonra Osmanlı ile Haçlı devletlerin yaptığı, hatta Osmanlı'nın son savunma savaşı olarak bilinir. Varna Savaşı'nda Macaristan kralı ve burada gördüğünüz gibi Polonya kralı ölüyor arkadaşlar. O yüzden oyuna onlar kralsız başlıyor. Bu sebepten dolayı Macaristan'da bir event var. Hatta Polonya'da da var. Bu eventle arkadaşlar Macaristan'da iki seçenek sunuluyor. Ya Macaristan'ın soylu ailelerinden Hunyadileri başa geçireceksiniz. Ya da arkadaşlar burada bildiğiniz gibi Macaristan kralı öldü. Bunu daha önce anlattım. Kralı ölmeden önce Avusturya ile bir evlilik yapıyor. Habsburglarla daha doğrusu. Şimdi Habsburglarla evlilik yaptığı için Macaristan'ın krallığında Habsburglar da claim, yani hak iddia ediyor. O yüzden sizin seçeneğiniz ya dediğim gibi bir soylu seçmek Macar ya da Alman bir kral seçmek. Eğer genelde Alman kral seçip PU'ya düşüyor Avusturya'nın altında, biz tabii ki de seçmeyeceğiz. Biz tabii ki de buradaki soyluyu Hunyadi ailesinden birini seçeceğiz. Zaten onu göreceksiniz. Şu anda sizden istediğim tek şey Valakya'ya ve Sırbistan'a spy network oluşturmanız. Bir de Avusturya ile ve Tütonlarla elaylık almanız. Bunun dışında şu an bir savaşa girmeyeceğimiz için şöyle ordunuzu ve kalelerinizi de kapatabilirsiniz. Şöyle bu arada arkadaşlar şuradan bir tane istediğiniz bir orduyu alabilirsiniz. Ben Free Company alacağım. Bazen arkadaşlar oyuna yeni başlayanlar için Grand Company almak daha iyi. Ama ben Free Company alıp şöyle birkaç tane de normal piyade basacağım. Bunun da sebebi az önce anlattığım gibi ilk görevi tamamlamanız. Şöyle direkt askerler çıkar çıkmaz ilk görev tamamlandı. Bize şöyle permanent claimler verdi. Şimdi arkadaşlar bahsettiğim event geldi. Bu event kesinlikle 1445 yılına geliyor ama 1445 yılının başında da gelebilir, sonunda da gelebilir. Bu tamamen RNG. Şu an bize ortalarında geldi. Burada iki seçeneğiniz var. Ya Janos Hunyadi'yi seçeceksiniz ya da şu anki olan konsulu seçeceksiniz. Şu alttakini seçerseniz işte direkt Avusturya PU düşeceksiniz zaten. Üsttekini seçerseniz Avusturya PU düşmek için bir seçeneğiniz daha gelecek. Onu da biz zaten reddedip kendi krallığımızı yöneteceğiz. Yani burada kesinlikle üsttekini seçin. Şöyle seçtik. Şimdi arkadaşlar bundan da kısaca bahsedeyim. Şöyle biz kendi regent, yani geçici bir konsül seçtik. Burada bir naip duruyor. Bu veliahtımızın yaşı 15 olduğu zaman tekrar bir event alacağız. Ya bunu kendi kralımız yapacağız ya da tekrar Hunyadi soyundan başka birini getireceğiz. Biz orada da Hunyadi seçeceğiz. Zaten gösteririm onu da. Şimdi arkadaşlar burada yapmanızı istediğim yine iki şey var. İki strateji var aslında. Burada Bizans'a direkt savaş açabilirsiniz. No civil savaşı. Yani herhangi bir savaş sebebi olmadan savaş açabilirsiniz. Bazen işe yarıyor. Ama ben bunu böyle denediğim birkaç oyunda hiçbir şekilde Osmanlı'dan askeri geçiş alamadığım için Bizans'a hiç varamadım. Yani bu çok RNG, çok fazla RNG. O yüzden tavsiye etmiyorum. Ama istiyorsanız hani en iyi oyunu yaşamak istiyorsanız savaş açarsınız. Askeri geçiş bir alana kadar beklersiniz. Olmazsa oyuna tekrardan başlarsınız. Ben ondan pek hoşlanmadığım için şöyle direkt ya Valakya'ya ya da Serbia'ya, yani ya Efla'ya ya da Sırbistan'a saldırmayı tercih ediyorum. Kralınızı aldıktan sonra. Bu arada oyunlarımın %90'ında fark ettim. Osmanlı ya Efla ya da Sırbistan'ı garantiliyor. Şu an olmadı, neden olmadı bilmiyorum. Belki şu an çok erken. Ama kesinlikle oluyor.
Kimi garantilediyse diğerine saldırın. Bunu da unutmayın. Şöyle Efla savaş açıyorum. Bir tane işte Ela'yı var. Onu da kobjet ediyorum çünkü hiçbir dostu yok. Arkadaşlar şu Janos Hunya diye ordunuzun başına koyabilirsiniz, koymayabilirsiniz. Basit savaşlarda koymayın. Çünkü bu ölürse eventte çok sıkıntı yaşayacaksınız. O yüzden şimdilik küçük bir komutan seçin kendinize. Atıyorum oyunun başında Osmanlı'yla savaşacaksınız ama kesinlikle Hunyadi'yi kullanın. Bu savaş çok kolay olacak zaten. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Ben Valakya ile savaşımdayken Osmanlı'dan birisi, savaştakilerden bir tanesi askeri geçiş aldı. O yüzden Osmanlı topraklarında ordumu bulundurabiliyorum. Tabi bu fırsatı tabii ki de kaçırmayacağım. Şöyle Sırbistan'a savaş açıyorum. Savaş sebebim var. Bu arada şöyle claim de alabilirsiniz. O size kalmış. Sırbistan'a savaş açarak Bizans'ı da kobilciyet ediyorum. Bu sayede Bizans'ı vasal alacağım. Hatta üstüne Sırbistan'ı da vasal alabileceğim. Dediğim gibi arkadaşlar oyun RNG. Sizde olursa siz böyle bir fırsatı asla kaçırmayın. Veya hiç Valakya Savaşı'nı başlatmadan direkt Bizans'a no CB de atabilirsiniz. Yani bunların hepsi size kalmış şeyler. Veya Sırbistan Savaşı büyük ihtimalle Bizans'a Sırbistan ally olacak. Sırbistan'a herhangi bir toprağında claim alıp Bizans'ı kobilciyet edebilirsiniz. Bir sürü senaryo var. Hepsi size kalmış. Şu an benim senaryomda bu kolay olduğu için ben bunu yapıyorum. Şöyle savaşı açalım. Şöyle Black Flag yiyeceksiniz ama hiç sorun değil. Bunu kötü bir şekilde tecrübe etmeyin. O yüzden siz şurada bekleyin sonra gelin. Arkadaşlar bu da oyunda çok sık yaşanıyor. Burgundy herhangi bir HR'ı üyesine saldırıyor ve Avusturya tabii ki de onu savunmaya geliyor. Bunu kabul edebilirsiniz, reddedebilirsiniz. Yani ben şimdi kabul edeceğim. Bunun sebebi Osmanlı'ya ileride savaş açtığımda Avusturya ile favor toplayacağım. Ki zaten şu an 1. O zamana geldiğinde 10 olacak. Avusturya'yı da çağırıp Osmanlı'ya savaş açacağım. O yüzden ben şimdi kabul ediyorum ama diyorsanız Avusturya'nın hiç yardımına bile gerek yok ki gerçekten gerek kalmıyor. Çağırmanıza gerek yok. Bu arada arkadaşlar Valakya'yı tamamen işgal ettiğinizde zaten barış yapacaktır. Şöyle full annexteyim burayı. Daha sonra şöyle korlayın da hatta. Bunu yaptıktan sonra bir mission açılacak. Bu mission de size tüm Sırbistan'da claim verecek gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir event var. Bundan bahsetmedim. Moldova Six Hungarian Support. Şimdi Moldova burada 3 seçeneği var. Moldova'ya özel bir event bu da. Ya Polonya'nın marşı olacak ya Macaristan'ın ya da kendi başlarına girecek. Burada bizim altımıza marş oldular. Bu tamamen RNG arkadaşlar. Yani bazen oluyor bazen olmuyor. Şöyle aldıktan sonra mission'ımızı da alalım. Arkadaşlar şöyle Bosna'yı savaştan çıkartabilirsiniz ama şöyle bir detay var. Bosna'ydı Osmanlı'dan askeri geçiş alan. O yüzden Bosna'yı çıkartmadan önce şöyle Osmanlı topraklarına bir en azından bir ka asker bırakabilirsiniz. Para veriyorsa parasını alın. Başka da hiçbir şey almadan savaştan çıkartın. Şöyle Osmanlı sizin askeriniz kendi toprağında olduğu için zaten askeri geçiş anlaşmasını iptal edemeyecek. Arkadaşlar şöyle Bizans ne zaman sizin vasalı olmanızı kabul ediyorsa o zaman direkt savaştan çıkartabilirsiniz. Şöyle Athens'i de alabilirsiniz. Sadece ben tavsiye etmiyorum. Gerçekten çok gereksiz bir slot kaplıyor. Bizans'ı alın yeterli. Şöyle barış anlaşmasını yollayın. Bu arada Bizans savaşta olduğu için şu an biz de Cenova ve Epirus'la savaştayız. Hiç sorun değil. Hatta bunların claim'ini de alır. Daha da iyi oldu. Bu arada arkadaşlar Bizans'ı vasal aldıktan sonra şöyle Stroke Duchies var. Onları alabilirsiniz. Şöyle size diplosulatınızı harcamaktan kurtarır. Arkadaşlar şöyle Sırbistan Savaşı'nda yapabileceğiniz bir sürü seçenek var. Şöyle benim bir tane diyetim Sırbistan'ı vasal almak olduğu için ben vasal alacağım. Ama almadan önce en azından şöyle gold, şöyle Kosova'da bilmiyorsanız gold var. Bu gold'u alacağım. O yüzden Kosova'yı alacağım. Onun dışında vasal alacağım. Bu arada Macaristan'da Hont'ta da gold var. Kosova'daki gold'u da çok kolay bir şekilde alabiliyorsunuz. O yüzden maddi durum olarak çok sıkıntı yaşamayacaksınız. Şu an 3.94 dolar özette. Şöyle alalım hatta. Dediğim gibi arkadaşlar hem vasal alın hem şöyle 3 toprakla Kosova'yı da alın. Savaşı bitirin. Koalisyonu çok dert etmeyin çünkü bunların hepsi Ortodoks ülkeler. Arkadaşlar şöyle Epirus Savaşı'nı bitirebilirsiniz. Zaten bu da çok uzun sürmeyecektir. Şöyle Bizans'a kendi claim'ini verin. Osmanlı'daki claim'ini bozun. Yeterli bu kadar. Şöyle Cenova ile olan savaşımızı da bitirdik. Arkadaşlar bu arada şöyle hani hatırlarsınız belki Ortodoks isyancılarını çıkartmıştık. Şöyle onlardan Provoke Revolt yapabilirsiniz.
Ben şu an savaşta olduğum için yapamıyorum. Bu arada savaş bittikten sonra Boston'a direkt saldırırım. Beyaz Barış yaptığım için zaten Turus büyük ihtimalle bitmiştir. Dediğim gibi arkadaşlar, büyük ihtimalle savaşta değilseniz Provoke Revolt yapın. Daha da fazla askerle işgal edecekler ülkenizi. Arkadaşlar şöyle Boston'a da düştü. Boston'u da full anexleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu koalisyona girecek devletler gerçekten çok güçsüz. Alabildiğinizi alın. Vasal da yapabilirsiniz ama çok fazla vasal olduğu için ben yapmayacağım. Full anexledik. Claim'inizi de yapın. Arkadaşlar ya, bundan sonrası gerçekten size kalmış. Hani pek benlik bir olay değil. Şu an gördüğünüz gibi Moldova'ya, Valakya, Sırbistan, Bosna, Bizans, yani hepsini aldık. Bundan sonra yapmanız gereken tek şey şöyle Osmanlı'ya tıklayıp savaş ilanını yapmak. Tabi ordunuzu ve ekonominizi düzelttikten sonra. Bunun için bu arada Ortodoks isyancılarını bekletmenizi isterim. Çünkü ülkeyi Ortodoks yaptığınız zaman arkadaşlar şöyle Ortodoksluktan gelen çok güzel bir %5 disiplin ve %10 recovery army speed var. Ya onu bekleyin. Onu alın. Bir de Macaristan'a özel bir mercenary company var. Black Army. Onu da alın. Ya bu iki o iki yerden gelen %10 disiplin ve kendi idealarınızdaki %20 kill compatibility ile Osmanlı ordusunu zaten çok fena ezeceksiniz. Ezdikten sonra yapacağınız tek şey de Bizans'ın korlarını geri vermek. Bu kadar basit aslında şu an oyun. Macaristan bu bölgedeki en güçlü devletlerden bir tanesi. Hatta belki Avusturya'dan bile daha güçlüdür askeri anlamda. O yüzden tavsiyemdir. Hiç oynamadıysanız kesinlikle oynayın. Osmanlı'nın Balkan bölgesi domine ettikten sonra şöyle Polonya'ya da ilerleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bir sürü claim'imiz var her yerde. Zaten bu arada burada en azından Vidin'i veya herhangi şu topraklardan bir tanesini alın ki Bulgaristan'ı vasallayın. Bir sonraki savaşta da Bulgaristan'a bütün korularını verin. Yani vasal swarm yapacaksınız bu oyunda. Buraya kadar videoyu izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Herhangi bir ülke istiyorsanız, herhangi bir sorunuz varsa yorum da atabilirsiniz. Veya Discord kanalıma gelip bana direkt de sorabilirsiniz. Size kalmış. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.